Nedret Ersanel. Geri Sayım 1. Gün. Siz bu satırları okurken dünyanın merakla, özellikle devletin korkuyla izleyeceği bir gün başlamış olacak. Amerikan güvenlik kurumlarından ve medyanın tamamından durmaksızın akan haber, fotoğraf ve raporlar günün büyük tehditler doğurması ihtimaliyle gittikçe genişleyen önlemleri resmediyor. Bunlar dahi ülkedeki tansiyonu yükseltiyor, riski artırıyor. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yayınladığı ilk bakışta demokrasi anayasayı ve yeni başkanı koruma amaçlı muhtıra da buna dahil. On binlerce askerin başkenti ve eyalet meclislerini işgal görüntüleri gerçekte bu intibağı veriyor. Türkiye ise ABD ile özel ilişkilere sahip, çıkar çatışması yaşayan diğer ülkeler gibi Biden döneminde Amerikan dış politikasının küresel güvenlik anlayışının nasıl gelişeceğini izliyor. Oyundaki ülkelerin hepsi ABD iç çarklarındaki aşırı ısınmanın bu sorunun temel cevabı olduğunun farkında. Bu durumda yeni Amerikan yönetiminin iç ve dış politikasının aynı menbaadan beslenen hibrit bir uygulamayla işe başlayacağını görmek gerekiyor. Eşitliğe uyum sağlayan küçüklüğe de razı olur. Bana göre bugün ABD dış politikası için en büyük zorluk Amerikan egemenliğinin azaldığı uluslararası bir manzaraya uyum sağlamaktır. Açık söylemek gerekirse Amerika artık jeopolitik bloktaki tek büyük çocuk değil. Aslında Amerika'nın bizden önceki yüzyıldaki yerini korumak konusunda hala iyimserim. Saati soğuk savaş sonrası tek kutuplu ana geri döndüremeyiz. Ancak en azından önümüzdeki birkaç on yıl boyunca dünyanın en önemli gücü olmaya devam edebiliriz. Daha rekabetçi bir dünyada var olmak için dostlarımız ve rakiplerimiz arasında yer alırız. Akıllıca oynarsak hala ana rakiplerimizden daha iyi oynayabileceğimiz bir elimiz var. Bu sözler yaklaşık 10 gün önce Biden tarafından CIA direktörlüğüne atanan William Burns'e ait. Burns, CIA tarihinde kurumun başına getirilen ilk kariyer diplomat. Sıra dışı bu atama bile Biden yönetiminin dış politikasının nasıl olacağına ilişkin ipucu veriyor. Son 4 yıldır CIA'nin ismi neredeyse unutulmuştu. Burns, dış politikada aşırı askeri güç kullanımını öncelikli tercih olmasını doğru bulmuyor. Diplomasi ve istihbaratın güvenlik ve dış politika konularında sırtlarını birbirine vererek çalışmasını tercih ediyor. Bu iki ilke şimdi CIA'nin bir numaralı koltuğunda vücut buluyor. Biden dış politikasına ilk bakış, CIA, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nı bu verilerle ele aldığınızda, başta Rusya ve Çin'le ilişkilerde yapılacak yolun yeni yol bulma şansı artık kalmadı, hangi taşlarla örüleceğini gösteriyor. Yine Burns, NATO'nun soğuk savaş sonrası Rusya'yı daraltma hedefiyle genişlemesinin büyük hata olduğunu düşünüyor. Bu cümle Kremlin'den karşılık bulur. Çünkü Putin'in Sovyetlerini çökmesinden çıkardığı, hatta zamanın Sovyet liderlerine sitem ettiği bugüne kadar içinde taşıdığı bir bagajı açıyor. ABD'nin sözünü tutmayıp Rus arka ve ön bahçelerini hallaç pamuğu gibi atan 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara ulaşan Rusya'nın ABD-NATO'ya güvensizliğinin temeli olan genişleme sürecinin sanmıyorum ama durması iyi bir başlangıç olabilir. İlk adımı silahların kontrolüyle gelebilir. Doğuya nüfus göçü uyumla idare edilebilir mi? Biden ve danışmanlarının söylemleri, temel kurumların başına bu düşüncelere sahip insanların getirilmesi, ABD'nin hegemonya hırsını artık diğer ülkelere dayatmayacağının angajmanı anlamına gelir mi? Normal şartlarda evet. Örneğin İran konusunda vaat ettiği tutum da benzer ipuçları taşıyor. Fakat yeni ABD yönetiminin Rusya ile meselelerini önceye alan, Çin'i erteleyen transatlantik ilişkilere ağırlık vereceği alıntısı güncelliğini korumakla kalmıyor, aktualite içinde sıcaklığını başta kaybetse de son yüzleşmeden kaçınılamayacağı gerçeği ortada duruyor. Mesela Kafkasya'daki yeni duruma ABD'nin uyum sağlaması mümkün değil. Çünkü orası büyük haritaya ait. Şu an bozması da mümkün değil, gücü yetmiyor. O halde sınırlı bir angajmandan bahsedebiliriz. Ve ikinci bir faza geçmesi işte ABD iç hastalıklarına şifa bulunup bulunmayacağıyla ilgili. Süreci tekrar anlatmak anlamsız. Özü şu. Salgın doğuya güç ve nüfus akışını hızlandırdı. Bununla kerhen uyum politikası bir seri komplikasyon ortaya çıkaracak. Kritik zamanı harcayacak ve bir yansıması ABD dahiline olacak.
Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin kürsüsünden yapacağı konuşma, bu iç dış zorluğa nasıl deva dağıtılacağının işaretlerini taşıyacak. Kapsayıcı olacağı muhakkak. İç çatlakları yamamak için büyük para harcanacağı artık belli. CIA'nin başına Burns'ı atamakla salgın için 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin açıklanması aslında aynı şey. Toplumsal çöküşü aktif ve yıkıcı hale getiren salgındı. 400 binden fazla ceset Amerika'daki ulusal mutabakatı bozdu. Artık daha çok Amerikalı bu çadırın kendisini korumadığını düşünüyor. Dış politikadaki hegemonya erimesi de bileşik kaplar kuralı. Bu yüzden orta ve alt sınıfa büyük para akıtılacak. Ve bunun hemen şu anda yapılması gerekiyor. Sağlık ve yiyecek ihtiyacını karşılayamayan kitlenin Amerika'yı yırtacağı gerçektir. Bu seviyede paranın toplamda 20 trilyon dolarlık bir meblağdan bahsediliyor. Basılması kısa vadede rahatlatma sağlasa da hemen orta vadede yıkım getirecek. Bu da bütün korkuların toplamı demek. Hem Amerika dağılır hem küresel tahtı düşer. Bugün yapılacak büyük hata ise eğer yemin töreninde olaylar çıkarsa ezmek için sınırı aşan askeri güç kullanılması olur. Nedret Ersanel, Fuat Bol. Dünyanın gözü ABD'de. Ve beklenen gün geldi. Lakin pir geldi. ABD'de bugün devlet başkanlığı görevi devir teslim töreni yapılıyor. Törenin yapılacağı Beyaz Saray ve Kongre Merkezi'nin etrafı iç içe geçmiş beton bariyerlerle çevrilmiş. Duvarların üzeri dikenli tellerle örülü. Binlerce asker ve polisin görev aldığı alanda tabir caizse kuş uçurtulmuyor. Bu manzarayı görünce iç savaşta olan ya da terörle boğuşan 3. Dünya ülkelerinin meydanlarını, resmi binalarını ve turistik otellerini hatırladık. Onların da etrafı güvenlik kaygısıyla beton bariyerlerle çevrilidir. Polis ve asker kulübelerinin etrafına kum torbaları yığılmış, siperlikler yapılmıştır. ABD'nin başkentinde halk dükkanlarının sokağa bakan yüzlerini tahtalarla kapatmış. Herhangi bir terör eyleminin zarar ve ziyanından mal ve mülklerini korumaya çalışıyorlar. Yetkililer halkın sokağa çıkmamasını ve devir teslim törenini evlerinden izlemesini TV kanallarından sürekli anons ediyorlar. Tüm dünyayı kendine gıptayla baktıran ABD'ye ne oldu da bu hallere düştü? Başkentini hayalet şehir haline getirdi. 6 Ocak'taki Kongre baskınındaki görüntülerde elinde köleliğin sembolü olan bayrakları taşıyanlar bile vardı. Sözde hürriyet timsali ABD, elinde bulundurduğu süper gücü dünya halklarını köleleştirmekte kullandı. Her ülkeye tepeden baktı, kendinden olmayan halklara ve özellikle Müslümanlara köle muamelesi yaptı. Bu uğursuz oyunu aile kökleri Afrika kökenli bir aileye dayanan bir önceki siyahi başkan Obama döneminde ziyadesiyle ve üstelik pervasızca oynadı. Başkanlık görevini teslim alan Biden da işte o Obama'nın yardımcısıydı. Sağ gösterip sol vurdular ve birlikte dünyayı ateşe verdiler. Belli ki mazlum kanı ve gözyaşı akıtmaya kaldıkları yerden devam edecekler. Daha doğrusu etmek isteyecekler. Zira alışmış kudurmuştan beterdir. Bütün mesele dramatik şekilde yaşanmakta olan pandemi hasarının ve içerideki bölünme arzularının bu denli global politikalara ne kadar müsaade edeceğidir. Yani ABD içine kapanıp mevcut ve muhtemel yaralarını sarmaya mı, yoksa eskiden olduğu gibi dünyanın başına bela olmaya mı devam edecek? Adaletsiz yönetimler Amerikalıların genlerinde saklı ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını depreştirdi. Artık dünyada hiç kimse ABD'ye eski ABD gözüyle bakmıyor, bakmayacak da. Malum Başkan Trump içe dönüp yara sarmak istedi ancak ABD derin devleti buna müsaade etmedi. Trump'ın asker çekerim dediği bölgelere daha çok asker gönderildi. Şurası muhakkak ki ne ABD'nin ve ne de dünyanın ikinci bir Obama yönetimine tahammülü yok. Küreselciler Biden geldi diye boşuna sevinmesinler. Geleceği varsa göreceği de vardır. Üstelik görecekleri kurulmakta olan yeni dünyanın taze ürünleridir. Fuat Bol.